Olcan hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, seni gördük daha iyi olduk. Nasıl gidiyor Erzurum kampı? Öncelikle oradan bir başlayalım. Erzurum kampı her zamanki gibi yüksek tempoyla geçiyor. Gayet iyi çalışıyoruz. Yani geçen seneki gibi bayağı tempolu başladık yine. Bugün gerçekten çok ağır bir darbe aldım Bruno'dan. Yani hala çenem ağrıyor. Bir geçici hafıza kaybı gibi bir şey yaşadım. Yani o an aklımdan yok yani, silindi resmen. Ama çok şükür iyisin. Çok şükür iyiyim, evet. Geçen sezon en çok asist yapan futbolcumuz? Zimer. 7. Bir gol atıp bir de asist yaptığın haftayı hatırlıyor musun? Evet, dün gibi. Dün gibi hatırlıyorum, hiç çıkmıyor aklımdan. Hangi maçtı? Göztepe. Kaçıncı haftaydı? Bak, asıl sorumuz buydu, biliyor musun? Aa, şimdi öyle olunca tıkanırız biraz. O zaman ben 3 şık vereyim sana. Tamam. 30, 31, 32. 30 diyeyim ya. Bilemedim de. Bilemedin abi. Biraz anlatır mısın o gol ve asisti? Maça gitmeden tesislerdeyiz. Artık maç toplantısına gideceğiz. Eray abi bana öyle dedi. Bugün golüm var dedi. Kaleciden dönen topu tamamlayacaksın dedi. Ve öyle oldu yani. O an ben de onu hissettim, takip ettim. Sokol vurmuştu topukla. Kaleciden dönen topu tamamlamıştım. Yani enteresan bir an olmuştu benim için. Güzel bir takip golüydü. Süper Lig'deki ilk golündü. Süper Lig'deki ilk golüm, evet. Ne hissettin o anda? Ya o anda, o anı paylaşamam. O kadar mutluydum ki hala daha tüylerim diken diken. Attığın golün dakikası. Bunu bilirsin artık. Abi öyle bir yerden yakaladın ki. Ama ben bugün darbe aldım ya. Geçici bir hafıza kaybı yaşadım, o yüzden. Tamam. İnandım ya, tamam. Yapma. 42. dakika kırmızı kart yemişti. 27 olabilir miydi? 20. Çok yaklaştın. 27, 28. 28 mi? 28. Evet. Bunu doğru olarak kabul ediyoruz. Yani ben dediğim gibi darbe aldım bugün. Ve onun etkisini... Yalnız mükemmel bir bahane çıktı sağdan bugün. Ama öyle yani, darbe aldım. Geçici bir hafıza kaybı yaşadım yani. Sezonun ikinci yarısında hangi maçın ilk yarısını mağlup tamamlamamıza Kayseri. Rağmen... Bravo. Kayseri. Galip geldik diyecektim ki... Kayseri. Kayseri dedim. O maçı da hiç unutmam ya. Çok enteresan bir maçtı yani. 2-0'dan döndük. Kesinlikle. Ama biz geçen sene hep inanıyorduk ya. Gerçekten hani ne olursa olsun geriye de düşsek hep inanıyorduk. İnancımız tamdı çünkü inanılmaz bir takım ruhumuz vardı. Ki geçen sezon evimizde kaç galibiyet aldık? 11, 12, 13. Ben 13 derim. Harika gidiyorsun. Geçen sezon ilk gol sevincini hangi futbolcumuz yaşadı? Sokol. Sivas. Dakika 90. Bak. 92'si. Ya sen darbeyi bahane ediyorsun ama gayet iyi gidiyorsun abi. Yani bazı yerleri iyi hatırlıyorum. Seyiş'le aran nasıl? Kaptanımız. Ya İbo abi gerçekten çok seviyorum ve kaptan hep, gibi kaptan değil mi? Kesinlikle hep arkamda duruyor yani ve tatile çıkarken bana çalıştığın zaman hani haberim olsun gibisinden konuştu. Yani kesinlikle çalışacaksın, hazır geleceksin dedi. Ve ben de ona video attım yani tatildeyken falan. Seyiş geçen sezon bir maç kaçırdı. Hangi maçtı o? Giresun. Giresun'da oynamadı. Harika. Kendimle alakalı şeyleri bilemiyorum da. Evet, bilemediğin tek soru kendinle alakalı. Evimizde golsüz berabere kaldığımız tek maç. Net bilirsin ama ipucunu verirsem. Alanya, Malatya, Giresun. Malatya. Ben sakattım, o maç tribündeydim. Süper Lig'de ilk 11 başladığın ilk maçın... Galatasaray. Haftası. 9. hafta. Helal olsun sana. Üstüne düşeni yaptın. Helal olsun. Ben gerçekten maçtan bir gün önceye kadar bilmiyordum. Yani maç gecesi öğrendim. İlhan Hoca hani gerçekten bana güvendiği için bir kez daha teşekkür ediyorum ona. Yani Galatasaray deplasmanı da bana güvendi, şans verdi. Benim için rüyaydı yani. Rüya orada başladı benim için. O maç çok farklı bir motivasyonla çıkmıştım ya gerçekten. Yani Galatasaray deplasmanı ilk 11 maçım. O maç benim için hiç unutulmazdı yani. Geçen sezon bir rekor kırdık. Kaleye şut çekme rekoru. Hatırlıyor musun? Yani puan rekorunu en hatırlıyorum. En çok şut çektiğimiz maçı oynamıştık. En çok şut çektiğimiz... Şıkları alma şansın var mı bir yardımda? Burada şıkkı verirsen bilirsin. Golü kim atmıştı? Endri Çekici atmıştı golümüzü. Golü Endri. İkinci golümüzü. Evet. Trabzon mu? Tam 30 şut çekmişiz. Of of of. Yani o maç gerçi değişikti ya. O maç çok kazanacağımız maçı verdik yani evimizde. Tek soru bilemedim. O da kendinle alakalı. Hafıza dediğim gibi darbe edici için. Sorular takip etmeyene zordur bence. Çok rahat, çok profesyonel.
Doğru. Bence de öyle. Takip etmeye de zordur. Takımda en iyi anlaştığın kişi? Yani en iyi anlaştığım çok insan var ya. Tek bir kişiyi söyleyemem. Adil, Uğurcan, yeni gelen Yasir, Cebrail, Erhan, İbo abi, Amir. Yani hepsi müthiş. Yani gerçekten bana çok sahip çıkıyorlar burada yani. İlk geldiğim andan beri Cilerme özellikle. En çok yemek yiyen kişi kim? Mihalak, Konrad. Yani taban yarısı zaten, hatta tamamı pilavla dolu ya, öyle söyleyebilirim. Sence takımın en yakışıklısı kim? Takımın en yakışıklısı kim? Sen hariç tabii ki. Tabii ya, ben kendimi çıkarmam lazım. Yoksa eşitliği sağlayamayız. İbo abi derim ya. En bonkör? Adil. Kesinlikle. Kesinlikle Adil. Yani bir yere gittiğimiz zaman Adil hemen hesaba Adil koşarak gidiyor. Yani hep Adil, hep Adil, hep Adil. Yani biz Adil'le dışarı çıkarken hemen gidip biz ödemezsek Adil ödetmiyor yani kimseye kesinlikle. Hedeflerim her zaman şöyle, hani ben buraya transfer olarak geldim. Burası bana bir yatırım yaptı. Ben bunu Konya'ya, Konyaspor'a, Konya taraftarına misliyle geri ödemek istiyorum. Yani ben buradan iyi bir bonservis bedeli kazandırıp takımımıza, Konya şehrine öyle bir transfer olmak istiyorum. Yani hedefimde tabii ki Avrupa var. Her oyuncunun hedefinde Avrupa olur. Olması gerekiyordur bence. Bizim o maçta Batey'i elememiz gerekiyor. Yani onların çok ihtiyacımız var. 12. adam olarak onlar bize burada yardımcı olması lazım. Yani böyle düşünüyorum.